Günaydın. 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 Çay servisine başlayayım mı Nusret Hanım? Başla. Dilber Hanım, önce Peri Hanım'a öğretin nasıl çay içtiğimi, ondan sonra servise çıksın. Kaldır şunu önümden. Emredersiniz efendim. Peri Hanım'ı kovmamış. Kovmadıysa kesin bir planı vardır. Halam sana ürkütücü bakıyor. Baksanıza, sanki daha dün babam ölmemiş gibi. Herkes hayatına dönmüş. Günaydın. Afiyet olsun, buyurun. Afiyet olsun Rana'cığım. Bugün öğleden sonra size bahsettiğim iş adamıyla görüşeceğim Nusret Hanım. Sarıoğuz'daki araziler için otel projesini masaya yatıracağız. Benim arazilerden bahsediyorsun herhalde Selim. Çok iyi. Benim de kendi topraklarımla ilgili planlarım vardı zaten. İsabet oldu. Kaçta buluşuyoruz? Sen bana ayrıntıları mesaj atarsın. Rana'cığım, bu ailenin fertlerinin birbirine daha sıkı kenetlenebilmesi için ticari ilişkilerimiz profesyonellerce yürütülür. Tabii ki Nusret Hanım. Ben de aldığım eğitime güvenip işimi profesyonelce yapmak istiyorum. Misafirimizi salona alın. Aliye, sen de üstüne uygun bir elbise giy. Lütfullah Bey taziyeye gelmiş. Benim de çıkmam lazım. İşler yığıldı. Önden bilgi toplantım var. Size afiyet olsun. Rast gitsin. Afiyet olsun. Zamandır belim ağrıyıp duruyor. Bir doktora gitsem iyi ya. Varmış mı Sevda, aradı mı? Aramadı. Herkes kendi kaderine boyun eğermiş işte. O da kendininkini yaşayacak be Perihan. Bizim küçük bir dünyamız vardı be Sultan. Ne oldu bize? Deme öyle be kardeşim. Ağlatacaksın şimdi beni. Ben o Naciye vakti zamanında çok beddua ettim. Allah belasını versin diye. Ama böyle olacağını hiç düşünmedim. Deme benim. Deme kardeşim. Anne. Ne var kız? At gibi koşturuyorsun. Fevziye ile Ali Hanım kaçtılar. Deli deli konuşma kız.
Nereye kaçtılar? Vallahi arabaya binip kaçtılar. Övbe estağfurullah. Daha ben neler göreceğim bu yaşımda ya Rabbi. Açmıyorlar. Lütfullah Bey, affınıza sığınarak Ali'ye biraz midesini üşütmüş. İlaç almış. O yüzden gelememiş yanınıza. Çok üzüldüm Nusret Hanım. Çok geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey varsa... Çok sağ olun. Çok zarifsiniz. Biraz dinlensin, iyi olur. Neyse. Bugüne kısmet değilmiş. Artık başka zamana. Ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Tekrar başınız sağ olsun. Aliye Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Tabii ki iletirim. Tekrar kusura bakmayın. Dilber Hanım, misafirimize yolu gösterin. Bunlar daha doğru düzgün araba kullanmayı bile bilmiyorlar. Hangi akla hizmet kapıyı açıyor ona? Kim açıyor? Kaza yapıp başlarını belaya sokacaklar. Ara çabuk şunları bir daha. Çalıyor mu? Açmıyorlar. Ah, Aliye, ah.